Selamlar gençler. Ben Hayalet. Neyse. <laughs> evet Kepa. Bundan sonra kepayla ile maçsam diye düşünüyorum hocam videoları. Şimdi e, gecenin bir köründe tabii çektiğim için çok da böyle heyecanlı heyecanlı bağırmak istemiyorum açıkçası. Çünkü insanlar uyanmasınlar. Evet. Gelelim konumuza. Şimdi bugün bahsedeceğim şey size şöyle bir şey. Hepiniz biliyorum ki hilelerden daralmış durumdasınız ve diyorsunuz ki ulan keşke CS oynayabilsek ve hile gelmese karşımıza. Bunun için keşke bir çözümümüz olsa diyorsunuz. Aslında tam bir çözüm sayılmasa bile alternatiflerimiz mevcut. Kendinizi geliştirmek için e, karşınıza hile gelme ihtimalini en çok nasıl azaltarak oyun oynayabilirsiniz? bilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Birkaç tane alternatifimiz var. Şahsen e, hani benim kullandığım, benim e, oynadığım platformlardan bahsedeceğim. E, biliyorsunuz ki Valve bu konuda bir şey yapmıyor. Yani onlar akıllı şu siteyi biliyorsunuzdur bakband.com. Şimdi e, güncel dönem hile şeylerini görüyor. Yani güncel dönem vakbanlarını görüyoruz. İşte içinde bulunduğumuz gün ne kadar bandana olmuş e, ya da işte bu dönemde ne kadar kişi vakban yemiş vesaire vesaire. Ya da oyuncuların envanterleri mesela 6000 dolar envanter olan bir salak hile açtığı için ban yemiş. Çünkü salak. Baya mal. Çok net geri zekalı. Salak. 6000 dolar envanterim var. Niye hile açıyorsun? Şöyle haftalık olarak aylık olarak veya yıllık olarak incelebiliyorsunuz bu siteden. Şimdi görüyorsunuz ki her ne kadar banlamayı başlasa da banlamayı çalışsa da Valve ki bence bilerek bir noktada tam olarak önüne geçmiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü Valve şerefsiz bir firma. Hilenin önüne geçmek istemiyor. Niye? Çünkü burada 2000 tane adam banladı. 2600 tane. O gün 2600 kişi daha HCS aldı. Yeni account aldılar. Tekrar muhtemelen hile açacaklar. Çünkü genellikle hile açan bir insan genelde %80 hile açmayı bırakmaz. Böyle bir şey var. Evet. Yani bu böyle bir politikalar olduğunu düşünüyorum. Hileyi tamamen bilerek bitirmem gibi ki sonuçta profesyonel maçlarda da var. Neyse onlar başka konular onları tartışmayacağız. Şimdiki MM'de matchmaking'de karşımıza sıkça hile geliyor. Benim ortalama olarak tahminim 3 maçtan birisinde matchmaking'de hile olduğu yönünde. Şimdi diyeceksiniz ki abi oha yani öyleyse bizim hiç maç kazanmamız lazım ve çoğu zaman zaten kazanamıyoruz matchmakingde biliyorsunuz ki bir ikincisi hileye karşı da maç kazanmak mümkün bazen farkında bile olmadan hileye karşı maç kazanmış olabilirsiniz o maçın demosunu sonra izleyip böyle fark edebilirsiniz yaşadığım oldu. Böyle mevzular var. Yani dediğim gibi 3 maçtan birisinde en az bir oyuncunun hile açtığına inanıyorum ben. Matchmaking gerçekten çok korkunç bir yer. Yani böyle e, bağcıların arka sokakları gibi inanılmaz. Yani yolunuzu her türlü tinerci, hileci kesebilir. Pis bir ortam. Matchmaking denizden geldiğince uzak durmanız lazım bunun için. Diyeceksiniz ki renk. Abi renki boş ver. Boş ver yani. Yani ben son 3 aydır iki kere falan e, matchmaking girmişimdir. Onda da işte izleyiciler matchmaking izlemeni seviyor falan diye yayında yapmış. Ya da işte İpek Mipek yayında matchmaking oynadığı için ona eşlik ederken matchmaking giriyorum. Başka türlü girmiyorum. Niye gireyim çünkü? Yani boş ver abi oradaki renk. Yani oradaki renk senin ne kadar iyi oynadığını gösteren bir şey değil. E, Alternatif platformlarımız iki tane benim gözümde e, en sık kullanılanlar. Birisi Faceit öbürü ESA. ESA'yı da Karşınıza hile gelme ihtimali en düşük e, yerdir diyebilirim. ESI. ESI'nin ama tabii ki şöyle bir sıkıntısı var. Ücretli. Yani bazen yayıncılar, youtuberlar, profesyonel oyuncular vesaire e, bir haftalık deneme kodları vesaire dağıtabiliyorlar. Bunları bulup girebilirsiniz denemek için. Şu an benim elimde yok olsa tabii ki dükkan sizin. Ama e, böyle bir platform. ESA, ESA çünkü kendi client'ıyla şu şekilde çalışan bir şey. Göstereyim hemen. Ese girdiğiniz zaman. Kendi clienti üzerinden gireceğiniz için Hile koruması da güçlü bir client olduğu için Çok 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 daha az Bir ihtimalle karşınıza hile Gelecektir Açılacağım mı lan Birazcık yavaş yani buradan işte play solo ya da lobby grup arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Evet benim renkim çok kötü vesaire vesaire. Şimdi buradan find the screen diyerek takımımızla 5v5 maç atabileceğiniz screen dediğimiz olay bir takımla 5v5 maç atmaktır. screen bulabilirsiniz kendinize ya da işte practice, in practice serverlar, puglar, screenler vesaire var buralara girebilirsiniz. takılıp takılabilirsiniz gibi. ESA'nin tek sıkıntısı Türkiye'deki oyuncular Türk serverlarında oynuyorlar. Dolayısıyla e Yanınızda yabancı bir insanla bağlanmadıysanız TR serverini atıyor size. Evet güzel düşük ping alıyorsunuz. Serverler fena değil. Güzel. 128 128'lik en azından. Ama şöyle bir gerçeklik var ki Türk oyuncular çok fazla toksik çok flamer oyuncular. Dolayısıyla en ufak bir yanlış hareketinizde size flame yapabiliyorlar. Gibi küfür ediyorlar bilmem ne yapıyorlar sabrınızı taşırak biliyorlar o yüzden ESA'nin böyle bir dezavantajı var ee, sabırlı bir oyuncu değilseniz gelişmekte olan bir oyuncusanız ve sabırlı olan bir oyuncu değilseniz ESA e, değil de Face'de tercih etmenizi öneririm Face'de para vermeden de kayıt yaptırabiliyorsunuz ee, böyle bir avantajı var Facebook'ın. Tabi yani mesela daha profesyonel düşünüyorsanız premium satın alabilirsiniz. Benim almış olmam lazım. Evet. Evet premium satın alabiliyorsunuz. Ve işte de bir elo sistem var. E, ya ESA'de de öyle bir renk sistem var. cx C artı C C C artı B eksi B B artı A eksi A A artı üzerine de renk S dediğimiz platform var. Profesyonel oyuncuların çoğu A artı ya da renk S üzerinde oynarlar genellikle. Şimdi bu platformdan şöyle bir Özelliği var yüksek renklere çıktıktan sonra kazanacağınız e, puanlar ve puanlarla alabileceğiniz şeyler olabiliyor Face'de mesela Game Specific CSGO CSGO'da harcayacağınız zaman işte bu puanlarla gördüğünüz gibi skinler alabiliyorsunuz. Güzel skinler de var. Aşağı doğru indikçe bıçaklar, lightning strike'lar, e, fire serpent'lar vesaire karambitler görebiliyorsunuz. 1000 puan 1 dolar değerinde. da yani e, leather sistemi var. Komplike birazcık. Elo sisteminin dışında günlük işte 24 saatlik ladder'lar oluyor. 24 saat içerisinde o leather'da olan en çok oy... Oyun kazanan insan, ladder birincisi oluyor falan filan bir şeyler bir şeyler. E, Ladderınızdan e, birinci çıkarak ya da liginizden, renkinizden e, birinci çıkarak, ikinci çıkarak puan kasıp bir şeyler alabiliyorsunuz. Yani şöyle güzel şeyler de var. E, Baya böyle hardware, mouse, klavye, Razer Black Dog Chroma falan gibi. E, GTX 980 falan gibi şeyler de alabiliyorsunuz. İyi puan kasarsanız. O yüzden tavsiye edebileceğim platformlardan birisi. Fakat şimdi... Faceit'in e, hile koruması güçsüz bir hile koruması olduğundan tabii ki matchmaking oranla çok daha güçlü ama e, Faceit'te de karşınıza hile gelebiliyor ve Faceit'te hile gelmesi nasıl sebebi insanlar buradan bayağı demin bahsettiğim gibi para kazanıyorlar. Bu puanlarla çılgın çılgın böyle adam giriyor açıyor hile, ligde birinci olmak için. E, sonra işte 150 dolarlık bıçak çekiyor ay gibi bir e, mentalitesi var Faceit'teki bazı hile kullanan arkadaşların. Dolayısıyla... Biz Facebook'ta hileleri doğrulamak, karşımıza gelmesini engellemek için şöyle bir şey yapıyoruz. Ayın Şimdi e, ayın kaçında başladıysanız Facebook'ta e lige katılıp premium'da vesaire lige katılmak ayın kaçında başladıysanız ladder'a girdiyseniz ee, ona göre sayı olarak sayısal bir ladder alıyorsunuz diyelim. Örnek veriyorum. İlk gün e, açılan ladder led, day one ladder işte ladder bir İkinci gün açılan ladder 2. 30. gün açılan ayın 30. gün açılan ladder 30. Ay başı ve ay sonu ladderlara girmek tehlikeli sıkıntılı. Çünkü hemen ay başında hızlıca kasayım puanımı ya, işte, yani iyileciler ya da hemen yani direkt başlayıp böyle kasmaya uğraşan hileciler ya da aynı sonunda hemen hızlı hızlı kasayım da bitireyim banyo yemeden 2-3 günde diyen hileciler var. Dolayısıyla böyle ara değerlerde yani işte 6 ile ayın işte 6. günüyle ile 20. günü arasında bir ladder'a girerseniz ee, bu sizin için hile gelme ihtimalini çok 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 düşürecektir. E, çok daha az olacaktır. Ha geliyor mu? Geliyor evet. E, öyle yani Fest'in platformunda daha kaliteli o yüzden mesela Faceit'e kullanabilirsiniz. Matchmaking için de dediğim gibi Prime Account'a geçerseniz bir nebze azaltabiliyorsunuz yine. Prime Account'un dışı zaten çok korkunç yani. Çok korkunç. Vov. Wow. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, bol hilesiz oyunlar. Kullanmayın. Kullandırtmayın. Kullanan görünce uyarın. Kullanma kardeşim ne anlıyorsun. Bu oyun yetenekli keyifle oynanan bir oyun değil. Ya, oynayamıyorsa oynayamazsın abi yani. Hani. Neden hile? Kendinize iyi bakın. Hayat kaçar. Bay bay.